Merhaba arkadaşlar, Aydu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli pişi tarifi hazırladım. Hem çıtır çıtır, içi de yumuşacık bir pişi oluyor. Biz ailecek çok beğendik. Sizlere de tarifini vermek istedim. Buyurun pişinin yapımına geçelim. Yoğurma kabının içerisine 1,5 yemek kaşığı kuru maya alalım. Eğer kuru maya kullanmayacaksanız 1 paket yaş maya kullanabilirsiniz. Üzerine 1 su bardağı ılık su ilave edelim. 2 adet üzerine küp şeker ilave edip karıştıralım. Sonra üzerine yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Üzerine ilk etapta 2 su bardağı da un ilave edip yoğurmaya başlayalım. Ve gerektikçe üzerine un ilave edelim. Ben toplamda 4 su bardağı, bu vermiş olduğum ölçülere un kullandım. 4 su bardağı un tam geldi arkadaşlar, ama siz yine de kontrollü ilave edin. Böyle katı bir hamur olmayacak, yumuşacık bir hamur olacak. Çok cıvık değil ama katı da olmayacak kesinlikle. Böyle yumuşak, hafif cıvık bir hamur olacak. Kesinlikle cıvık değil ama böyle hafif bir cıvıklıkta olacak. Bakın size kıvamını göstereyim. Böyle bu yumuşaklıkta olacak. Yoğurduğumuz hamuru şöyle bir toparlayalım. Hamuru toparladıktan sonra üzerine bir poşet geçirelim ve hamuru mayalanmaya bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra üzerine örtmüş olduğumuz poşeti çıkartalım. Masanın üzerine unlayalım ve hamurun havasını alalım. Sonra hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler kopartalım. Ve bezeleri kenara alalım. Çok fazla inceltmeden böyle merdane ile hamuru açalım. Hamuru ne kadar kalın tutarsanız o kadar yumuşak olacaktır. İçerisine de yağ çekmeyecektir arkadaşlar. Ama hamuru ince açarsanız içerisine yağı çeker. Bu sefer böyle yağlı bir pişi hazırlamış olursunuz. Bu pişiye de bizde lokma denir arkadaşlar. Biliyorum bazı yörelerde lokmaya şerbetlisine denir. Ama bizde bu pişiye lokma deniliyor. Ben bazılarını bayağı ince açmışım. Onların içerisine yağ fazla çekti. Ama kalın açtıklarım çok güzel oldu. Kesinlikle yağ içerisine çekmiyor. Siz de dediğim gibi o şekilde ayarlarsınız. Derince bir tencerenin içerisine bolca sıvı yağ alıp yağı güzel kızdıralım. Sonra açmış olduğumuz pişileri yağın içerisine, yani kızgın yağın içerisine alalım. Arkalı önlü pişileri kızartalım. Böyle bir tarafı kızardıktan sonra diğer tarafını çevirelim. Ben başta böyle kevgirle çevirmeye çalıştım ama biraz zor oluyor. Sonra çatalla çevirdim. Böyle arada bir de kontrol edelim. Kesinlikle yakmayalım. Kesinlikle içi hamur kalmıyor. Çok çabuk da pişiyor arkadaşlar. Pişen lokmaları havlu kağıt serili tepsinin üzerine alalım ki fazla yağını çeksin. Yine aynı şekilde açmış olduğumuz hamuru kızgın yağın içerisine atalım. Ve böyle her tarafını yağ işlesin diye ve güzel kabarsın diye böyle kevgirle hamuru yağlayalım. Sonra dikkatli bir şekilde çatalla ters düz çevirelim. Ve diğer tarafını da kızartıp yine aynı şekilde
Havlu kağıt serili tepsinin üzerine kızartmış olduğumuz pişileri alalım. Ve bu şekilde bitene kadar devam edelim. Dediğim gibi kesinlikle ince açmayın. Hatta benim bu görmüş olduklarınız biraz ince bile. Siz biraz daha kalın açın. Kalın açtığınız sürece içerisine kesinlikle yağ çekmeyecektir. Çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bakın size bitmiş halinde göstereyim. İster kahvaltıya, ister öğleye, ister beş çayına misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Sizler de mutlaka deneyin. Bakın size içerisinde göstereyim. Çok lezzetli bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi biraz daha kalın açarsanız daha da lezzetli olur. Pişi tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.